Pastaneler vazgeçilmezlerimizdendir. İşte hem göz zevkimiz hem damak tadımız için o renk cümbüşünü bize sunan çok güzel bir yere gidiyoruz. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Balıkesir'in merkez Karasi ilçesinden sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Bypass'taya konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Refik Bey var. Bakalım bu lezzet durağından bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Refik Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada Bypass'ta olarak ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Rica ederim. Çok sağ olun. Refik Bey, ben firmamızdan ve buradaki lezzetlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Refik Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Evet, şimdi ben Balıkesir, Bigadiç, Küçük Yenik köyünden, Pastalacar köyü diye anılan köyden 13 yaşında köyden çıkarak bu mesleğe çeşitli pastanelerde çıraklık, kalfalık, ustalık yaparak ve yani Balıkesir'in marka olmuş pastanelerinde ustabaşlığı yaparak devam ettim yani ilerlemeye. 23 yıldan beri bu mesleği yapıyorum. Hani çekirdekten yetişmiş bir isim deriz ya. Aynen öyle. Bulaşıkçılıktan ustalığa diye onu şey yapalım. Evet. Toparlayalım. Evet. Ondan sonra biz ne yaptık? İlk önce cadde lokma olarak lokmacılığa başladık Balıkesir'de. İşte hayırlara tatlı, tuzlu, el açması lokma ve pilav hayırları olarak 3 yıl önce. Sonra da burada bir eksiklik gördük. Buraya dedik kendi işimizi yapalım. İlk önce kalite, hijyen olarak yani ürünlerimizi Balıkesir halkına sunmaya çalıştınız ve bu şekilde de faaliyetler devam ediyor diyebiliriz. Biraz evet. Firmayı tanıyalım, Bypass'tayı tanıyalım efendim. Bakmış olduğumuz zaman buraya gelen konuklarımız ne gibi lezzetlerle karşılaşıyorlar? Şimdi buraya gelen sabah kahvaltısından tutalım, simit, poğaça, börek çeşitlerinden tutalım, kurabiye çeşitlerimiz, yaş pasta çeşitlerimiz, doğum günü pastaları, özel nişan pastaları, düğün pastaları artı şu anda trend olan, Balıkesir'de eksiklik olan siz hayal edin, biz gerçekleştirelim gibisinden şeker hamurlu bütün hangi isterseniz hepsini uygulayabiliyoruz. Siz hayal ediyorsunuz, biz sizin hayalinizi gerçekleştiriyoruz. Evet. Aynı zamanda insanlara burası ortaya karışık kafe ve pastane olarak hizmet veriyoruz. Yani aslında yani hem burada gelip çayımızı kahvemizi içiyoruz, evet. Hem evet. Pastamızı alıyoruz. Evet, baklava çeşitlerimiz. Evet. Yani baklava çeşitlerimizle iddialıyız, pastamızla iddialıyız. İmalathanemiz yani mutfak kısmımız ekranda sürekli bütün müşterilerimiz görebilir. İçeri girebilir, mutfağı inceleyebilir. O şeffaf bir ortamda çalışmak istiyoruz. Yani kaliteyi üst düzeyde tutmak istiyoruz. Yani bütün Balıkesirlileri buraya davet ediyorum ben. İlle ürünlerimizin tadına bakmasını istiyoruz. Biz zaten ikramlarda bulunuyoruz kendimizi tanıtmak için. 10 gün oldu mekanımızı açalı. Peki Refik Bey, hizmet sektöründesiniz. Hani sizin kriterleriniz neler? Hani olmazsa olmazlar mutlaka vardır. Yani bizim olmazsa olmazlarımız insanlara yani kaliteli hizmet vermek artı yani en önemli şey insanların sağlığıyla oynamamak. Yani kaliteyle beraber hijyenle birlikte gelir zaten. Evet, yani. Bir puzzle parçası gibi değil mi bu iş? Yani hep tabii. Böyle yerli yerinde olması lazım. Tabii. Yani bu iş bir zincirleme. Hiçbir yerde yani bir zincir kopmaması gerekiyor. Yani evet. Yani koptuktan sonra zaten birbirine hepsi arka arkaya kopar diye düşünüyorum ben. Onun için biz en çok gayret edeceğimiz nokta bu. Yani kaliteyi ve hijyeni elden bırakmayacağız. Ve insanların mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadelemizi sürdüreceğiz. En önemli ilkemiz de insanları güler yüzle buradan mutlu bir şekilde göndermek. Çünkü onların mutluluğu sizi mutlu ediyor değil mi? Yani buradaki yüzlerindeki tabii. Bir tebessüm, tabii. Mutlu ayrılmaları. Onlar burada mutlu olursa biz daha çok mutlu oluruz. İnsanları evet. Yani
mutlu etmek. Bizim işimiz bu. Peki kaç personelle çalışıyorsunuz burada toplamda? Şu anda ilk 10 gün içerisinde 5 personelle çalışıyoruz. 3'ü satış elemanı, 2 tane mutfak elemanı diye devam ediyoruz. Evet, tam bir aile yer olmuş. Bu arada evet. Eşinizle beraber yani, çalışıyorsunuz Canan tabii, Hanım. Her başarılı erkeğin arkasında bir bayan olduğu için bizim de eşim Canan Hanım benim en büyük destekçim. Buradan da selamlarımızı gönderelim yengeye de. Eşime buradan çok çok selam ediyorum. Onu yani destekleri çok büyük. Başımın üzerinde yeri var diyorum. Değil mi? Evet. Kesinlikle, evet. Kesinlikle efendim. Peki burada aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz Refik Bey? Aynı anda 50 kişi, 50 veya 60 kişiye kadar hizmet burada verebiliyoruz şu anda. Evet. Hedeflere ulaşabildik mi? Yani buraları hayal ediyor muydunuz? Şu anda hedeflerimizi yani tutturmuş bulunuyoruz diyelim ben. Ama hedeflerimiz tabii böyle kalmayacak. Daha bu çıtayı daha yukarı çıkaracağız. Allah'ın izniyle yani insanlar bizi şey yaparsa, desteklerse biz iyi hizmet vermeye devam edeceğiz. Hedef de hiç bitmiyor değil mi? Ne insan hedef hayatında hiçbir zaman bitmez. Tabii buradan sonra inşallah başka şubeler açmak nasip olur. Değil mi? Neden olmasın? Yani İnşallah biz bu yolda başarılı oluruz. İnşallah diyelim efendim. Biz bu yolda sizlere evet. başarılar dileyelim. Buradan son olarak buraya gelen misafirlerinize, ekran başındaki izleyicilerimize tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Tüm Türkiye'ye ne aktarmak isteriz? Yani ilk önce yani savaş olmasın. Herkes insanlar işte Allah doğal afetler vermesin. Yani en önemli şehitlerimiz Evet. görmek istemiyoruz artık. Yani artık değil görmekten mi? Alışkanlık haline geldi. Bu alışkanlıklarımızdan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Lazım. Birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Birlik beraberlik yurdumuza yani barış istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum yani. O zaman biz de herkesi bu aile yerine, bu lezzet durağına buradan davet etmiş oldum efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Evet, İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Balıkesir Merkez Karesi ilçesinden seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberlik Bypass'ta firmasına konuk olduk ve bu lezzet durağından aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.